Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Ukrayna'ya ait stratejik bölgeleri vururken, Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 ile Rus konvoyunu vurdu. Yerel kaynakların aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov yönünde ilerleyen Rus askeri konvoyunu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla vurduğunu belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzny, sınırı geçmeye çalışan düşman birliklerine gereken cevabın verildiğini söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 17 bölgesinde patlamalar ve bombardımanlar meydana geldiğini açıkladı. Ukrayna Ulusal Polisi, Rus birliklerinin Çernihiv ve Harkov bölgelerinin derinliklerine saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Rus ordusu Harkov şehrine giriş bölgelerinde tank birlikleri ile kontrol noktaları oluştururken, kentin Ukrayna ordusu kontrolünde olduğu kaydedildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı, misilleme yapmak ve Rus işgalcilere maksimum zarar vermek için emir verdi. Ukrayna, Türkiye'den boğazları Rus savaş gemilerine kapatmasını talep etti. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Badnar, Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın sur gemilerinin geçişine kapatılması talebini iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırısında 7 sivil vatandaşın öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu. Amerikan medyası Ukrayna'nın farklı şehirlerinde siviller arasında sızan Rus hücrelerinin harekete geçtiğini açıkladı. Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Nevrov, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna topraklarında askeri bir operasyon başlatma kararının Rusya'nın güvenliğini sağlamak için zorunlu bir adım olduğunu söyledi. Nevrov, Cumhurbaşkanı'nın aldığı karar mecburdur. Bu sadece bunu isteyenlere yardım etmekle kalmıyor, öncelikle Rusya Federasyonu'nun ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik bir çözüm dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Su-24 savaş uçaklarını düşürdüklerini açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna ordusuna ait radar üsleri, cephanelikler ve askeri noktaları ateş altına almaya devam ediyor bu ordusu tarafından birçok askeri nokta yok edildi.